Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Geldik son dersimize. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında 81. vilayetimiz olan Düzce'deyiz arkadaşlar. Düzce ile ilgili kısa bir vesika okuyacağız. Buradan tüm Düzce'ye ve Düzceli kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Belge arkadaşlar nereye yazılmış? Kastamonu vilayeti celilesi Canibi Ailesine yazılmış, yani Kasım'ın valiliğine yazılmış bir vesika arkadaşlar. Burada tarihleri görüyorsunuz. Fi 21 arkadaşlar. Burada Ra harfi var. Yani Ra Rebiülahir arkadaşlar. Sene 307 ve Fi 3 kanunu evvel sene 305, yani 1305. Bu da 1895 tarihinde kaleme alınmış bir arşiv vesikası olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ondan sonra tabi yukarıda bu paraflar vesaire var. Burada Hamdi görüyoruz yanılmıyorsam. Ondan sonra şu yukarıda Tebizi tarihi var. Yani metnin temize çekilme tarihi, umum numerosu falan var. Oralar boş bırakılmış orası. Konumuza dönersek arkadaşlar. Bolu Mutasarrıfı'nın uşağı, yani burada hizmetçisi manasında, Mehmet Namki Mesne'nin bir res esbini, yani bir adet bir baş atını burası çizmiş, alarak savuştuğundan alıp kaçmış yani arkadaşlar. Bahisle istidasına dair, yani bununla ilgili bir araştırma yapılmasına dair Düzce kazasında arkadaşlar mutavattın, yani oturan sakin, burada vatan edinmiş manasında, muhacirini çerakis eden, yani muhacirlerden arkadaşlar, çerakise, Çerkes muhacirlerinden, yani çerakise dediği muhacirinden, muhacirini çerakis eden burada ne yazmış arkadaşlar? Abdül olsa gerek arkadaşlar. Abdül Beheri'yle, yani her biriyle çok çok özür dilerim. Mührü'yle arkadaşlar. Abdül Mührü'yle. Burada noktalar karıştı. Abdül Mührü'yle verilen arzu hal leffen takdim kılınmağın, evet, leffen takdim kılınmağın mealine nazaran, yani o arzu halin içeriğine nazaran, bu da meal içerik manasında arkadaşlar. Bir tahkik, evet, bir tahkik, yani incelenerek iktizasının ifasına müsaade-i aliye-i, burada asafhanelerini çizmiş, asafı azami diye kalmış arkadaşlar. Asafı azami, şayan buyurulmak babında son kelimemiz. Evet arkadaşlar, mevzumuz şu: Bolu Mutasarrıfı'nın uşağı bir tane atı alarak kaçmış. Ondan sonra Düzce kazasında bulunan Çerkes muhacirlerinden Abdülmührü ile arkadaşlar bir arzu halde bu durum izah edilmiş, anlatılmış, bildirilmiş, yani öyle diyelim. Belgemiz buydu arkadaşlar. Son dersimiz YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında Düzce'deydik arkadaşlar. Tekrar tüm Düzce'ye ve Düzceli kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kısa süre zarfında, 15-16 gün zarfında arkadaşlar, Ramazan ayında bu projelerimizi gerçekleştirdik, hayata geçirdik. Elhamdülillah arkadaşlar. Böyle kısa kısa okuduk geçtik. Bütün 81 ile de böyle bu şekilde misafir olduk arkadaşlar. Cümletinizi sizden de Allah razı olsun. Takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Derslerimizi beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yorum yazan arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık tekrar bizler farklı okumalara devam edeceğiz. Bakalım farklı bir proje çıkar mı bilmiyorum, ama zaten arkadaşlar yıllardır artık YouTube'da bu ve işleri, bu hizmetleri yapıyoruz.
İnşallah birçok kişinin de bu arşivlerden istifade etmesine, sevmesine vesile oluyoruzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, burada nihayetlendiriyoruz. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm.